Hayatı TV'den merhaba. Yeni bir ekolojik odak programıyla daha karşınızdayız. Malum koronavirüsle ilgili gelişmeleri izlemeye, takip etmeye devam ediyoruz. Aşı ve ilaç konusundaki çalışmalar kendi mecrasında ilerliyor. Bunları da yine takip etmeye, gündemdeki gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Biz de bu programda koronavirüs salgınıyla ekoloji arasındaki, doğa tahribatı arasındaki ilişkiyi ele almaya çalışıyoruz haftalardır. Ve bir takım raporlarla, çalışmalarla da ortaya kondu ki ormanlar üzerindeki, su kaynakları üzerindeki, topraklar üzerindeki bu yoğun tahribat aslında insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkiyi yeniden belirleyen, yeniden oluşturan bir dünyada hastalıklarla, salgınlarla insanlığın daha çok yüz yüze gelmesini ve bunlarla mücadele etmek zorunda kaldığını gösterdi. Bunları gözlemledik bu süreçte. Programımızda da yine aradaki bu ilişkiyi ele almaya, uzmanların görüşlerini aktarmaya çalıştık. Burada özellikle ormanların tahrip ediliyor olması, ormansızlaşma faaliyetleri, farklı amaçlar için ormanların tahrip ediliyor olmasının doğrudan bir ilişkisi var. Biz elbette bunun yine salgınlarla arasındaki ilişkiyi daha önceki programlarımızda da aktardık. Fakat bugün artık biz genel resme bakmak istiyoruz. Ormanlar nasıl tahrip ediliyor? Ormanlar nasıl yok ediliyor? Ve neler yapmamız lazım? Bir kez daha hem güncel verilerle bunları gündeme taşıyalım istedik. Hem de koronavirüs odağında olmasa da ormansızlaşmanın aslında başka bütün diğer sorunlarla birlikte ne kadar önemli bir kritik konu olduğuna dikkat çekmek istedik. Bu hafta ekolojik odakta konuğumuz Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdoğan Atmış. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam dediğim gibi biz daha evvel de programlarımızda sıklıkla bu konuları ele aldık. Artık bu aradaki ilişkiyi, doğrudan ilişkiyi biliyoruz. Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporunda da ormansızlaşmanın hayvanlardan insana bulaşan virüslerin hızındaki artışı ortaya koyduğunu gösteren bir raporu da yayınlandı. Dolayısıyla bu ilişkiyi artık biliyoruz. Bu ilişkiyi biliyorsak demek ki tekrardan gözümüzü aslında geride bıraktığımız diğer odağa çevirmemiz gerekiyor. O da ormansızlaşma. Şimdi siz de bu konuyla ilgili hem akademik çalışmalar yapıyorsunuz hem de zaman zaman yazılarınızla ve diğer çalışmalarınızla bu konuları gündemde tutmaya çalışıyorsunuz. İsterseniz bir genel olarak dünyada ve Türkiye'de ormansızlaşmanın geldiği durum nedir? Ne oluyor? Neden ormanlar bu kadar çok talan ediliyor? Biraz buna bakalım. Çünkü bu mesele sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Amazonlardan tutun Uzak Doğu'ya kadar, Orta Asya'ya, Uzak Asya'ya kadar geniş bir skalada ormansızlaşmanın farklı boyutlarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada tekrardan bu meselenin odakta tutulması gerektiğini düşünüyoruz. İsterseniz buradan başlayalım sohbetimizi. İlerleyen dakikalarda da detaylandıralım. Tabii, seve seve. Siz de bahsettiniz yani günümüzde yaşadığımız güncel gelişmeler, iklim krizi olsun, bu COVID-19 salgını olsun. Bunların hepsi aslında birbiriyle ilişkili kavramlar. Yani biyoçeşitliğin kaybolması, erozyon, bunlar hep birbirini besleyen kavramlar. Ekosistemlerin bozulması ve siz eğer milyonlarca yılda oluşmuş bir ekosistemi, doğayı, doğal ekosistemleri bir şekilde farklı amaçlar için yok etmeye başlarsanız, oradaki yapıyı bozarsanız, sizin tabii iklim kriziyle de karşı karşıya gelmeniz muhtemel, bu tür salgınlarla da. O zaman ormanların neden azaldığına ya da ormanların neden bozulduğuna, bakın ikisi ayrı kavramlar, neden bozuluyor, ormanların niteliği neden bozuluyor veya alansal olarak neden azalıyor, bunları sorgulamamız gerekiyor. Zaten 1990 ile 2015 yılı arasında 25 yılda dünya ormanları
4,128 milyar hektardan 3,999 hektara düştü. Yani 129 milyon hektar azaldı. Bu miktar Güney Afrika Cumhuriyeti büyüklüğünde bir alanı kapsıyor. Yani dünya ormanları son 25 yılda %1 oranında azaldı. %1 oranında azaldı. Peki bütün dünyada böyle mi? Her yerde azalıyor mu diye sorarsanız işte orada farklılık ortaya çıkıyor. Çünkü Amerika'da, Kuzey Amerika'da tabii kıta olarak, Avrupa'da işte Japonya'yı da ülke olarak, hatta Çin'i de katabiliriz buna. Buralarda ormanlar artıyor. Ama azalan yerler nereler? Azalan yerler Afrika'da, Güney Amerika'da, Asya'da azalıyor. Ve aşırı boşluğu ülkelerde örneğin ormanlar bu süre içinde %31'den %27'ye düştü. Az gelişmiş ülkelerde %30'dan %26,8'e düştü. Yani %30,6 tam rakamlarda söylersek. Fakat OECD ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde ormanlara baktığımız zaman arttığını görüyoruz. Yani OECD ülkelerinde artıyor, Avrupa Birliği ülkelerinde artıyor. Böyle sınıflarsak mesela Avrupa Birliği ülkelerinde %35'ten %38'e çıktı alansal olarak. Yani şunu görüyoruz, gelişmiş ülkeler gelişmemiş ülkelerin ormanlarını yok ederken kendi ülkelerindeki ormanları artırıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Şirketleri aracıyla yapıyorlar. Kendi şirketleri, yani bu gelişmiş ülkelerin şirketleri bugün Brezilya'da, Endonezya'da, Kolombiya'da büyük miktarda üretimler yapıyor. Ne çeşit üretimler yapıyorlar? Şöyle üretimler yapıyorlar. Mesela dünyadaki bu gıda krizini bir şekilde çözmek istiyorlar. Hayvancılık yapacaklar ya da büyük işte hamburger şirketlerine, isim verebilir miyiz bilmiyorum, McDonald's'a ya da diğerlerine et gerekiyor. O zaman ormanları kesmek, oraları otlak alanına çevirmek gerekiyor. Büyük miktarda ormanları kestiklerini, yok ettiklerini, onu orada o hayvancılık yaptığını. Bir başka yerde örneğin yine Amazonlarda tarım yapmaya başladıkları, belli ürünler üretmeye başladıklarını, bunlar soya var mesela, palmiye yağı var en son zamanlarda gündemde oldu. Çünkü bunlar birçok gıdada kullanılan malzemeler. Bu ihtiyacı karşılamak ve o şirketlerin para kazanması için geniş tarım alanları gerekiyor. Onlar da kolayca bunu işte Amazonları yok ederek ya da Endonezya'daki ormanları, Kolombiya'daki ormanları yok ederek yapabiliyorlar. Çünkü neden? Çünkü o ülkelerin yöneticileri kalkınma adına, yani tırnak içinde kalkınma adına ormanları yok etmeye hazırlar. Sadece gıda mı? Sadece tarım, hayvancılık mı? Hayır, madenler için de bu yapılıyor. Madenler, enerji için de bu yapılıyor. Örneğin şöyle de örnek yani şunu şöyle de diyebiliriz. Brezilya'dan Bolsonaro diye bir faşist bir lider var şu anda. Oradaki ormanları keserek, ağaçları keserek, odunu değerlendirerek çıkarıp o alanları tarıma, madenci ayırmak yerine yakmayı tercih ediyorlar zaman kazanmak için. Bir an önce o ormanları yok edecek yatırımları yapmak için yakıyorlar. Bunu devlet eliyle yapıyorlar. Onun gibi örnekler var. Tabii Türkiye'ye de geleceğiz buradan. Durum ne diye. Ya onu da örnekleriyle anlatacağız ama dünyada bu var. Yani sermaye daha çok para kazanabilmek için, piyasaya daha çok mal sürebilmek için ormanları gözünü koymuş durumda ve ormanları yok ediyor. Ya buna evet. Karşı da tabii büyük bir mücadele var. Bakalım kim kazanacak? Evet. Yani aslında özetleyecek olursak gelişmekte olan, daha çok gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler kendi ülkelerindeki orman varlığını belli seviyelerde tutarken, hatta belki de arttırırken, az gelişmiş veya gelişmekte olan daha az gelişmiş ülkelerde bir takım tarımsal, hayvancılık gibi başta olmak üzere bir takım sektörel faaliyetlerde bulunmak için o ülkelerdeki orman varlığına göz dikmiş durumda ve oradaki ormanlar bir şekilde tahrip ediliyor, yok ediliyor. Bu da tabii genel olarak bu çok gelişmiş ülkelerin şirketleri eliyle gerçekleşiyor diyebiliriz özet olarak, değil mi hocam? Tabii. Yani o şekilde söyleyebiliriz. Ve bunu yaparken de yani bir ormanı kesinlikle bir ekosistem olarak değerlendirmiyorlar. Evet. Şimdi isterseniz yani Türkiye özelinde... Onun
Evet, şimdi isterseniz Türkiye özelinde devam edelim. Türkiye'de de son yıllarda Türkiye'nin hemen hemen bütün coğrafyasını kapsayacak şekilde ormanlara göz dikildiğini görüyoruz. Farklı projeler, bir takım sanayi projeleri olabiliyor bunlar. Ağırlıklı olarak madencilik, enerji projeleri, başka bir takım belki inşaat gibi, konut gibi, AVM gibi projelerle de yok edildiğini görüyoruz ama yaygın biçimde karşımıza çıkan daha çok enerji ve madencilik oluyor. İsterseniz Türkiye'deki dünyayı özetledik. Son 25 yılda ne kadar orman yok edildi, nereler ağırlıklı. İsterseniz Türkiye özelinde de böyle bir son 20-25 yıla bir projeksiyon tutarak da bakabiliriz. Ne oldu, ne bitti Türkiye'de ve son durum nedir? Şimdi Türkiye'de de alansal olarak bakarsak 1973'te ilk orman alanları ölçülmüş alansal anlamda. O zamandan bugünümüze ormanların 2,5 milyon hektar arttığı iddia ediliyor. Resmi veriler bunu gösteriyor bize. 2,5 milyon hektar ciddi bir rakam. Yani 20,2 milyon hektarlardan 22,6 milyon hektarlara kadar geldiği söyleniyor ormanlarımızın. Bunlar resmi rakamlar. Buna itiraz edemeyiz. Bir başka çalışmamız yok tabii. Fakat bu rakamları biz sorgulamak zorunluluğu hissediyoruz. Şimdi bu bizi sevindirmeli mi? Sevindirmeli. Ormanlarımız alansal olarak artıyor. Bu sevindirmeli. Fakat bu artışta şöyle bir problem var. Mesela ormanlarımızın alansal olarak kişi başına düşen miktarını sorguladığımızda bizim miktarımız şu anda yani resmi olarak miktar 0,28 hektar. Ama Kanada ile karşılaştırdığımızda 9,74 hektar. Rusya ile 5,75 hektar, Brezilya ile 2,23 hektar, bizde 0,28. Dünya ortalamasını bizim iki katımız, dünya ortalaması 0,55 hektar. Bu biraz yani aslında artıyor diyor sevinebiliriz ama rakamlar kişi başına düşen ormana sorguladığımız durum değişiyor. Hatta bir başka unsur var. Bizim şu anda 22,6 milyon olarak ilan ettiğimiz ormanlar Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre aslında o kadar değil. Onların verilerine göre 12 milyon hektar. Ve bu 12 milyon hektar üzerinde hesaplarsak Türkiye'nin kişi başına düşen orman alanı 0,16 hektar. Yani Dünya Gıda ve Tarım Örgütü 12 milyon hektarın dışında kalan ormanlarımızı orman olarak kabul etmiyor. Kendi sınıflamasına göre. Ağaçlık alanı olarak Nereden kabul kaynaklanıyor bu ediyor. acaba? Bu arada çok ciddi bir farklılık var. Bu nereden kaynaklanıyor? Yani neden Bunun ağaç orman varlığı olarak kabul edilmiyor bu ağaç toplulukları diyelim? Çünkü belli bir kapalılığı olması gerekiyor ormanın. %10'un üzerinde bir kapalılık arıyor Dünya Gıda ve Tarım Örgütü. Bizdeki ormanların yani geri kalan 10 milyon hektar kadar ormanın bu kapalılığa erişmiş durumda değil. Ondan dolayı buraları ağaçlık alan olarak kabul ediyor. Ama biz geçmişten beri diğer alan üzerinde kabul ediyoruz. Tamam. O alanları orman olarak yönetiyoruz. Orman rejiminde kabul ediyoruz. Tamam. Ama bu 22,6 milyon hektar ormanımız var diye biz acaba yani bundan yetinmeli miyiz? İşte yetinmememiz gerektiğini yaptığımız çalışmalarla ortaya koyduk, koymaya çalışıyoruz. Çünkü bizim yeni bir çalışmamız var. Çalışma arkadaşım Hikmet Batuhan Gülşen'le yaptık. Bunu Türkiye Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerinden alarak, biz verileri hazırlamadık, resmi veriler bunlar. İl bazında karşılaştırdık resmi verileri ve 2005 ile 2015 yılı arasındaki orman alanı değişimine baktığımız zaman gerçekten de 60 ilimizde ormanların arttığını gördük Türkiye'de. İki ilde değişmiyor ama geri kalan 19 ilde ise ormanlarımız azalıyor. İşin ilginç tarafı artan iller, göç veren, nüfusu azalan, tarımı terk eden, köyleri boşalan iller ama ormanları azalan iller, göç almakta olan, nüfusu artmakta olan, devamlı nüfusu artmakta olan iller. Yani batı illerinde ormanlarımız azalırken doğu illerinde ormanlarımız artıyor. Yani özellikle Marmara bölgesine bakarsak İstanbul'da dahil 3 il dışında yani Bilecik, Sakarya ve Kocaeli dışında diğer illerde ormanlarımız azalıyor. Neden azalıyor? İşte bunu aynı dünyadaki perspektife göre sorgulayabiliriz. Bu iller zaten Ege'de dahil, Ege'deki illerde dahil
sanayileşmiş iller, göç alan iller, yeni yatırımlar, yeni şehirler kuruluyor, yeni yatırımlar, yeni sanayi tesisleri yapılıyor, yollar, köprüler yapılıyor buralarda. O yüzden bu ormanlar, buralardaki ormanlar azalıyor. Yani aynı dünyadaki o sermaye düzenini, tüketime dayalı sermaye düzeninin şeyini aynısını Türkiye'de de görüyoruz. Yani İstanbul, Bursa, İzmir, buralarda birçok şey, büyük şehrimizde yeni şehirler kuruluyor, yeni binalar, yeni yollar yapılıyor. Bunlar için gereken malzeme nereden sağlanıyor? Ormanlardan sağlanıyor. Bunların çoğu işte ormanları hafif hafif uzak açarak, bazı özel ormanlara yapılaşarak, bazı orman alanlarında tahsislerle izinler alınarak yapılıyor. Ve bu şekilde bakın devletin resmi rakamlarına göre bizim 19 ilimizde ve bunlar göç alan iller, yani kent nüfusunun daha çok olduğu iller, buralarda ormanlar azalıyor. Biz buna işaret etmek istiyoruz. Bir başka çalışmamız var. Bu da İstanbul ili üzerinde yaptığımız bir çalışma. İstanbul ili üzerinde yaptığımız çalışma. 1984 ile 3 dönem 2001 ve 2016 yıllarını karşılaştırdık. 2017 yılı pardon sonraki çalışmamızı 2017 yapmıştık. Ve şunu görmüştük. 1984'te %56 olan orman miktarı İstanbul'da 2017'de %49'a düşmüştü. Benzer şekilde tarım alanları da azalıyor İstanbul'un. Yani 1984'te %31,76 olan tarım alanı 2017'de %23'e düştü. Peki artan ne? Artan yerleşim alanları. Yani 3 katı artmış yerleşim alanları bu dönem. 3,5 katı artmış. Yani bu yapılaşma hem tarım alanlarını yok ediyor hem orman alanlarını yok ediyor. O yüzden bizim şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ormanlarımız artıyor diye işte ağaçlandırmalar yapıyoruz, ormanlarımız artıyor diye sevinmek yerine ormanlarımız özellikle yerleşimlerin çok olduğu, nüfusun çok olduğu yerlerde azalıyor diye dikkat etmemiz ve ona göre önlemler almamız gerekiyor. Evet. Şimdi ben aslında İstanbul'a özel bir parantezde açalım diyecektim. Siz de değindiniz aslında hem de azalış rakamsal verileriyle birlikte sadece orman değil tarım arazilerinin de azaldığını tespit ettiniz çalışmalarınızda. Ve zaten de özellikle son belki 10 yılda İstanbul'un kuzey ormanları üzerindeki tahribatı değil gözle görülür. Uzaydan bile çekilen görüntülerle fark edilir biçimde yok olduğunu gözlemledik. Çok ciddi bir orman kaybı İstanbul özelinde yaşandı. Belki bu noktada ben enerji başlığına biraz yer açalım istiyorum. Özellikle bu orman alanlarından yapılan madencilik tahsisleri ve enerji projelerine yönelik yapılan tahsisler, yani bir kısmıyla İstanbul'da buna giriyor. Daha çok mega projelerle İstanbul'un ormanlarının tahrip edildiğini görüyoruz ama yer yer başka bir takım projeler içinde yine orman alanları, özellikle önümüzde Kanal İstanbul gibi maalesef hala daha gündemde olan bir proje var. Biraz isterseniz bu maden tahsislerine bakalım. Çünkü hani dünyada verdiğiniz örnekler genelde tarım, hayvancılık ağırlıklı, büyük işte endüstriyel şirketlerin tahribatları ağırlıklı olarak bu sektörlerde. Ama biz Türkiye özeline baktığımızda herhalde azalan orman alanlarının genellikle madencilik ve enerji projeleri için kullanıma açıldığını ve sanıyorum daha sonrasında turizm geliyor. Biraz isterseniz buna bir bakalım. Bunu bir hatırlamakta fayda var. Çünkü hala daha işte bu salgın günlerinde Kaz Dağları'nda hala daha altın madenciliğinin yapılmak istendiğini, Türkiye'nin başka noktalarında taş ocaklarının, termik santrallerin hala da mücadelesinin verildiğini ve salgına rağmen de bu tahribatların durmadığını gözlemliyoruz. İsterseniz bu kısmı biraz daha detaylandıralım. Yani kesinlikle geçen gün aslında basına bir Tema Vakfı'nın bir çalışması basında gördüm, ilgimi çekti. Kaz Dağları'nda dediniz, mesela Balıkesir ve Çanakkale illeri sınırları içinde kalan kısımda orman alanlarının %80'inin maden ruhsatlarına tahsis edildiğini tespit etmişler yeni bir çalışmalarında. Ve buradaki yani korunan alanlar kısmına girmiyorum ama bakın bu çok önemli bir şey.
çok önemli bir şey. Sadece bu orada değil. Yani bakarsanız Doğu Karadeniz'de de aynı şekilde. Alanların çoğu tahsis edilmiş durumda. Neden? Maden ve enerjiliğe. Çünkü yani şunu da görüyor mevcut hükümet, iktidar da. Yani bu enerjideki ve madencilikteki gelişme, işte maden çıkaracağız, yurt dışına altın çıkaracağız, gümüş çıkaracağız, işte bakır çıkaracağız, mermer çıkaracağız, yurt dışına ihraç edeceğiz, ihracat kalemlerimiz artacak diye bakıyorlar. İşte mermer çıkaracağız, kalker çıkaracağız, çimento malzemesi çıkaracağız, diğer malzemeleri çıkaracağız. Bunları da şehirleşmede evler, yeni binaların yapımında, yolların, köprülerin yapımında kullanacağız. Onun maliyetini azaltmamız gerekiyor. Yani müteahhitlerin biraz maliyetlerinin azaltılması gerekiyor. O sektörü ayakta tutmak için, inşaat sektörünü. Ve yoğun anlamda bir şey var. Yoğun anlamda doğal kaynaklar üzerinde maden ve enerji çıkarmak amaçlı baskılar var. Tabii yani devlet pek paylaşmıyor. Yani ilgili devlet, ilgili kurumları rakamları paylaşmıyor. Ama bizim elimizde mesela 2016 yılına ilişkin bir veriye göre 90.961 orman izni var. Bu şekilde maden, enerji, turizm, eğitim ve benzer. Aslında bu izinler o kadar çeşitlendi ki yani her şey için artık ormanlar tahsis edilebiliyor. Bunları tek tek saymak artık beni yoruyor. Yani tutun bir katı atık tesisi, bir mezarlık, işte bir yol, köprü, ne varsa aklınıza gelen, eğitim alanı, sağlık tesisi, her şey için öncelikle orman alanları tahsis edilebiliyor. İşte bu 2016'da bu rakam 90.961 ayrı tahsisti ve 672.000 hektardı bu. Yani 700.000 hektara dayanan, yani bu arttığını iddia ettiğimiz ormanlar içinde 700.000 hektara dayanan bir miktarda ormanın ormancılık dışı amaçlarla tahsis edildiğini görüyoruz. Tabii bu artışın nedeni ne? Birden arttı bu aslına bakarsanız. 2004 yılında maden kanununda bir değişiklik yaptılar. Yani çünkü daha önce benim meslektaşlarım, orman mühendisleri, ormancılar ne yapıyorlardı? Alıyorlardı böyle bir maden ruhsatı olsa bile geldiği zaman başvuru. Diyor hayır burası bizim için orman, bu orman değerli bir ormandır, şu özellikleri vardır. Ve bu yani maden ruhsatı olsa bile yani arama ruhsatı bırakın işletmeyi bunu geri çevirebiliyorlardı. İşte 2004'te öyle bir yasal düzenleme yaptılar ki ve bunun üzerine çeşitli yönetmelikler hazırladılar ki artık benim meslektaşlarım böyle bir başvuru geldiği zaman belli bir süre içinde 3 ay bu süre bunu onaylamak zorundalar. Buna itiraz etme hakları yok. Buna itiraz etme hakları yok. Ve bu şekilde ormanlara çok büyük bir saldırı oldu. Yani önce ruhsatlar veriliyor, bol keseden ruhsatlar veriliyor. O ruhsatlara göre başvuranlar da istediği yerde maden arama ve maden işletme hakkını alabiliyor. Ve bu öyle bir şey oldu ki merdiven altı madenciler türedi. Bunu yani Türkiye'nin önemli bir madencisi söylüyor bunu görüşmemizde. Diyor ki biz bundan biz de şikayet ediyoruz. Hepimizi aynı kefeye koyuyorlar diyor. Yani çünkü herkes elinde çantalarla bakanlıklara gidiyor, izinler alıyor, ruhsatları alıyor. Onları alıp başkasına satıyor. Her yerde işte halkla karşı geçiyor. Bunlar olunca o yöredeki insanlar da buna tepki gösteriyor. Yani bunu Kaz Dağları'nda gördük, Artvin'de gördük, başka birçok yerde gördük. Ve biz zor durumda kalıyoruz diyor. Bizim ciddi altyapısı hazırlanmış projelerimiz bile zarar görmeye başladı diyorlar. Onlar da şikayetçiler bu konuda. Onlar da şikayetçiler. Yani 2004'teki bu düzenlemeden sonra bu izinlerin hızla arttığını görüyoruz. Yani ben size rakam verebilirim ama burada rakamlara boğmak da istemiyorum aslına bakarsanız. Ama bakın 2003-2006 yılı arasında 4 yıllık sürede orman alanlarında verilen maden işletme izni sayısı yılda ortalama 1218'den sonra 2089'a çıktı. Maden tesisi izni sayısı ise 576'da 2210. Yani 4 kat arttı bakın. Bu rakamlara göre 4 kat. Yani rakamlar değil de oranlardan bahsedelim. Akılda kalıcıdır. 4 kat. Yani evet. Bu 2004'teki düzenlemeden sonra. Neden? Çünkü izinler de arttı. Yani ormanlarda çünkü geldi, dilekçeyi verdiler. Benim meslektaşım da onayladı. Buyurun orman sizin dedi. Asıl sorun burada. Ama o orman bize lazım. O orman binlerce yılda oluştu. Ve biz bu ormanları eğer bir ekosistem olarak var edebilirsek, onu bir bütün olarak
kullanabilirsek, sürdürebilirsek o bütünlüğünü var olacak. Yoksa parça parça, bakın 100 bine yakın izinden, ormancılık amacı dışındaki izinden bahsettik biraz önce. Yani 100 bin parçaya böldük biz ormanlarımız. Ormanlarımızın bütünlüğünü yok ettik. Buna fragmentasyon deniyor, parçalanma Türkçesi. Yani biz bu doğal ormanları yok ettik, yok ediyoruz, bu ilişkileri yok sayıyoruz. Ekosistemin varlığını yok sayıyoruz, ne diyoruz ondan sonra? Tamam yani bir tane ağaç kestik ama 10 tane de diktik diyoruz. Böyle de insanları oyalamaya çalışıyoruz. Evet, aslında burada çok temel bir kavramı da tartışmaya açmamız ve belki üzerine daha çok konuşuyor olmamız gerekiyor. Koruma kullanma dengesi. Elbette doğadan, doğadaki bir takım kaynaklardan faydalanacağız ama bu faydalanma, bu insanın lehine kullanma meselesinin dengesi nasıl kurulacak? Herhalde hep tekrar tekrar burada bu koruma kullanma dengesinin neden hep kullanmaya yönelik de hiç korumaya yönelik olmadığını belki de tartışmaya açmamız gerekiyor. Hep kullanma, sizin verdiğiniz rakamlarda artık kullanmanın ötesinde doğanın kendi kendini yenilemesine fırsat vermeden kapasitesinin çok üzerinde bir saldırıyla karşı karşıya, başta ormanlar olmak üzere ve elbette bu ağaç dikme, işte fidan dikme ve işte çok büyük oranda ağaçlandırma yapıldığı yönündeki iddialar çok temelsiz kalıyor herhalde, değil mi? Bu görünen bu tahsisler, bu izinlerle yapılan diğer ağaçlandırma faaliyetleri yan yana konulduğunda. Tabii yani ağaçlandırma faaliyetleri, aslına bakarsanız Ormancılık Örgütü 1930'lu yılların sonunda başladı ağaçlandırma çalışmalarını da. Türkiye'de çok ciddi ağaçlandırmalar yaptı. Orman Genel Müdürlüğü, daha sonra Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü olarak da devam etti buna. Yani çok ciddi, benim meslektaşlarım gerçekten ağaçlandırmacı olarak böyle bizim çok adeta taptığımız abilerimiz var. Yani gittiler Anadolu'nun çok ucuza yerlerinde, kimsenin görmediği yerlerinde hektarlarca, yüzlerce hektar ağaçlandırmalar yaptılar. Onların büyük başarısı var. Biz bunu biliyoruz geçmişten. Okuduk, konuştuk yapanlarla. Yani gördük, yerine gidip gördük. Şahidiyiz. Fakat son zamanlarda bunlar öyle yani sanki yeni başlamış gibi ağaçlandırmalar. Daha çok böyle törenlerle belli zamanlarda yapılıyor. İşte geçtiğimiz Ekim, Kasım'da da böyle bir işte yeni bir ağaçlandırma bayramıymış gibi bir şey yapıldı. Tabii ki bunu biz ormancı genelde yıllardır yaparız. 21 Mart'ta hep yaparız. Evet. Ve şu açıklandı bu iktidar döneminde. Dendi ki biz dedi dünyada ilk 5'e girdik ağaçlandırmada. Girdik. Ondan sonra biz çok başarılıyız. Ağaçlandırarak biz bu ormanları arttırdık dendi. Ama ben öyle düşünmüyorum. Benim gibi meslektaşlarım da öyle düşünmüyor. Yani bu konuyu çalışan meslektaşlarım da öyle düşünmüyor. Çünkü aslında önceki bir başka bir çalışmamız var. Bu iktidarın, AKP iktidarının 13 yıllık dönemini önceki 13 yıllık, bakın koalisyon hükümetlerinden oluşan dönemle karşılaştırdığımız zaman ortalama yıllık ağaçlandırma miktarlarının önceki dönem, bakın yılda ağaçlandırmanın 40 bin hektar olduğunu, AKP döneminde de 36 bin hektara düştüğünü biz veri olarak, bu da devletin Orman Genel Müdürü verilerinden alıp hesaplayarak vermiştik, koymuştuk ortaya. Peki neden çok görünüyor açıklanan rakamlar? Çünkü şundan, bu ağaçlandırma diye ortaya koydukları rakamların %73'ü, böyle abartılı rakamlar var ortaya konulan, ağaçlandırma değil. Evet. Rehabilitasyon denen ormancılıkta bir teknik işlem. Yani zaten orman olan yerin işte birkaç tane tohum atılması ya da filan dikilmesiyle sanki yeniden o kurulmuş gibi ilan edilmesi ve rakamlara geçmesiyle oluşturulan şişirme bir rakam. %73 bakın o büyük rakamları açıkladılar ya. O açıkladığı büyük rakamların %73'ü aslında ağaçlandırma değil. Ağaçlandırma orman olmayan bir yerde yapılan işte tohumla veya fidanla, yani yetiştirmeyle yapılan, yani insan emeğiyle yapılan çalışmalardır. Ama orman olmayan yerde yapılır bunlar. Evet. O yüzden ve Türkiye'deki orman artışını da bu ağaçlandırmalara bağladılar. Halbuki biz onu da daha önce başka bir çalışmamızda açıklamıştık ve başka bilim insanları da açıklıyor. Yani bu ağaçlandırmalarla açıklanmıyor. Mesela bizim son yaptığımız bir çalışmada, il il yaptığımız, gene o biraz önce bahsettiğim çalışmada,
Yani orman artan illerde o artışın ne kadarı acaba ağaçlandırma? Yine bu resmi verilerle en fazla bir ilde %35'ini ağaçlandırma karşılıyor. Geri kalanını karşılamıyor. Yani bütün yapılan ağaçlandırmalar başarılı olmuş ve ormana dönüşmüş olarak kabul etsek bile %35'ini kapsıyor. En iyi ilde. Evet. Yani en iyi rakam evet. Bu. O yüzden biz daha önceden beri de bunu ifade ediyorduk. Asıl neden ne? Kırsal alanda göç vermek nedeniyle, yani Doğu illerinde, Doğu Karadeniz'de olsun, Batı Karadeniz'de olsun, Doğu Anadolu'da olsun, göç vermekten dolayı, bu Toroslarda da söz konusu olabilir, artık tarım yapılmayan arazilerin kendiliğinden bakın ormana dönüşmesi ve belli bir dönemden sonra da Türkiye'de kadastro işlemleriyle de çoğu yerinde kadastroyla orman alanı olarak kabul edilmesi ve ondan sonra da ormanların artması. Biz bundan bahsetmiştik. Ya biz de asıl ormanların artış nedeni de bu olduğunu iddia ediyoruz. Çeşitli evet. Çalışmalarımızda da bunu ortaya koyduk. Evet, bunlar çok önemli tespitler aslında, bu anlattığınız ilişki ve anlattığınız bağlantı. Bu noktada aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi geçen sene malum az evvel de bahsettik, bu Kazı Dağları'nda altın madenciliği için yapılan orman katliamı artık bir insanlarda bir patlama noktası oldu diyebiliriz. Üst üste geldi pek çok doğa tahribatı. Doğa tahribatının yanında tarihi ve kültürel var. Varlıklar da tabii bundan nasibini alıyor. Bazı kentlerde bazı projeler için yok ediliyorlar, tahrip ediliyorlar. Hasankeyf belki bunlardan çok göz önünde olan çok belirgin örneklerden bir tanesi. Burada çok ciddi bir artık bilinç oluştuğunu, daha öncekilere göre daha insanların sesini yükselttiğini, oradaki eylemlilik haline ve nöbete destek verdiğini gördük. Acaba kentli insanlar daha kırda değil de ormanla ilişkisi, doğayla ilişkisi nispeten daha sınırlı olan insanlarda bir bilinç oluştu mu, oluşuyor mu? Bütün bu ormansızlaşma faaliyetlerinin sonunda insanlar bundan sonraki dönemde daha yüksek sesle tepki verebilirler mi sizce? Şimdi çok güzel ifade ettiniz. Arttı. Şu COVID-19 salgını döneminde bile biliyorsunuz ya, yani birçok yerde Salda Gölü'nden başlayarak birçok yerde örnekler oldu. Ekoloji Birliği'nin bir raporu var. 54 ayrı böyle olay oldu. Gene halk karşı geldi. İşte evet, bir şeyler bir ormanı tuttular. Kesmeye çalıştılar. Evet. İşte Muğla'da örneğin endüstri implantasyon yapacağız diye tıraşladılar ormanı. Kalktılar insanlar karşı. Salda Gölü'nde işte oradaki kumlarını almaya çalıştılar. Böyle 54 tane olay tespiti. Sadece bu, yani herkesin eve çekildiği zamanda bile, yani birçok alanda çalışmanın olmadığı zamanda bile bu şekilde bir şey oldu. Ben sadece kentli olarak değil, kırsal anlamda da bakın artık kırda insanlar birçok çevre sorununda tepki veriyorlar. Çünkü görüyorlar gözleriyle. Yani Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de HES'ler yapılınca başka hiçbir ses çıkarmayan insanlar örneklerini görünce, yani komşu vadide artık o ırmağın akmadığını görünce kendi vadilerinde artık hayır bunu yapamazsınız diye ses vermeye başladılar. Yani kır bunu birebir yaşadı bunu. Yani kırdaki insanlar bunu yaşadı. Daha sonra işte kentli insanın ormana sahip çıkmasının sembolü aslına bakarsanız Gezi'dir. Gezi Parkı'na sahip çıkılmasıdır. Yani orada çok küçük bir alan aslında. Ama o betonun ortasında böyle bir saksı gibi kalmış. O küçük alan bile çok değerlidir İstanbul için. Ona sahip çıkmak için binlerce kentli orada gittiler. Yani ona sahip çıktılar. Bu çok önemli. Kentli bunu görüyor. Çünkü gerçekten artık dünya da bunu gördü. Betonun içi de yaşanmıyor. Beton, trafik, yollar, işte metrolar, metrobüsler, gürültü, kalabalık. Bunlar artık kentli insanı bıktırdı. Artık kentli insanın bir soluk alması gerekiyor. Sadece bunlar değil. Bakın yani yağmur hafif bir fazla yağdığı zaman kentler su altında kalıyor artık. Çünkü kentsel ısı adaları oluştu. Yani kent daha sıcak. İnsanlar daha çok terliyorlar, daha çok yoruluyorlar. Daha çok böyle kendilerini böyle üretemez hissediyorlar. Neden? Kent, işte kentin pası, kiri, demiri, betonu artık insanları yormaya başladı. Ve dünyada da böyle, dünyada da o yüzden kent ormancılığı çalışmaları.
yeşil altyapı çalışmaları, ekosistem çözümleri, bunlar artık şey, yani kente yeşili sokmak, kentin içine yeşilin girmesi. Yani yeşil böyle şey olarak değil, bizim eskiden bildiğimiz anlamda bilmem ne parkı, şu parkı falan değil. Yani biz de şimdi park da yapıyoruz, onu da beton yapıyoruz ne yazık ki. Hatta şimdi kent ormanı, tabiat parkı gibi yerler var. Ya buralarda beton yapıyoruz ne yazık ki. Yani oraları da yapılaştırıyoruz. Hayır, bunu yapmak değil. Artık kentte ekolojik koridorlar kurmak. Yani oradaki akarsuları, kanalları arttırmak. Bakın akarsuları belki arttıramaz da kanalları arttırmak kentte. O kanalların bağlantılarını yapmak, onları yeşil alanlarla çevrelemek ve bütün yeşil alanları, parkları, ormanları, hatta refüjleri, yol kenarı ağaçlandırmaları, bunların hepsini artık bir arada değerlendiren sistemler var. İşte kent ormancılığı diyoruz, yeşil altyapı diyoruz. Bu tür çözümler üretmemiz gerekiyor. Yani ekolojik çözümleri şehre sokmamız gerekiyor. Hatta daha da ileri gidildi. Yani o biraz daha işin şeyi ama dikey ormanlar kuruluyor. Yani binalar, yani şehirdeki binalar ağaçlık oluyor. İşte bunu Milan'da var bir örneği, Bosco Verticale var veya başka şehirlerde de var. İşte dikey bahçeler kurulmaya başlandı. Evet. Çatı bahçeleri kurulmaya başlandı. Ama bir şekilde yeşil kente sokuluyor. Ama bu yeşil derken biz bunu ağaç, bitki olarak değil. Bakın bu yeşil kente girince hayvanlar da girecek. Yani evet, kelebekler de şehre girecek. Kuşlar da girecek şehre. Sincaplar da girecek. Ya bunlar da şehirde var olacaklar. Ya. Bunlar da ekosistemin parçası olacak. İşte bizdeki yeşil alan planlamasında eksik kalan önemli hususlardan biri bu. Biz sadece tasarım ve görselliği öne çıkarıyoruz. İşte birkaç tane güzel göze batan ağaç dikiliyor. Tamam, hayır. Orada kuşların ve bu dediğimiz yaban hayatının da yaşamasına olanak veren çözümlere ihtiyacımız var şehirlerde. Ekolojik çözümlere ihtiyacımız var. İşte bu konuşuluyor. Bizim de bunu konuşmamız gerekiyor. Burada evet, tabii Türkiye'de de önemli bir araç olarak kent ormanları devreye konuldu. Kent ormanları kurulu. Bu çok önemli. 2003'te başladı buna. Yani biz sonuna kadar destekledik. O zamanki Orman Bakanı Sayın Pepe'ydi. Sonuna kadar destekledik bu çalışmayı. Dedik ki kentlerin orman, yani kentler ormana uzak olmamalı. Orman kentte olmalı. Kentin etrafında, içinde olmalı demiştik. Tamam, ama ne oldu sonra? Yani buna tabiat parklarını da eklediler 2008'den sonra. Tabiat parklarını da eklediler. Bunları kurmaya, yani var olan orman alanını kent ormanı veya tabiat parkı olarak ayırmaya başladılar ama bunları böyle gene betonlaştırıp işte kimisine düğün salonu, kimisine işte et yeme lokantası, şu bu, yani böyle işletme haline çevirip özel şahıslara, böyle tanıdıkları etrafa bunları dağıtmaya başladılar. Ya da işte belli belediyelere, kendilerine ait belediyelere yönetip onlar da gene kendi tanıdıklarına. Böyle değil. Kent ormanları, tabiat parkları böyle taşa betona çevirerek değil. Oradaki doğal yapıyı koruyarak daha çok kentli insana orman nedir, ekoloji nedir, bunu gidip yaşayarak öğrenmesini sağlayacak araçlar olarak kullanılmalı. Evet. Evet hocam, gerçekten çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Aslında bu da insanların aklında olan ve sürekli şikayetini ettiği bir durum olarak, güncel bir konu olarak önümüzde duruyor. Şimdi son birkaç dakikamız. Bu noktada da ben bunu sormadan geçelim istemiyorum. Özellikle siz Bartın Avasra'da çok uzun yıllardır bir termik santral mücadelesi veriyorsunuz HEMA'ya karşı. Orada da sanıyorum son günlerde bazı gelişmeler oldu. Siz de o mücadelenin içinde çok aktif biçimde yer aldınız yıllarca. Hala da alıyorsunuz. Bu Bartın'daki en son termik santral mücadelesinde gelinen nokta nedir? Onu da çok kısa özetleyebilirseniz bu konuyu da yine konuşmuş olalım programımızın içinde. Tabii. Bartın'da, ben de 26 yıldır Bartın'da yaşıyorum. Ve burada Amasra'yı herkes bilir. Gerçekten bir cennet. Hemen Amasra'nın kent merkezinin 2-3 kilometre kadar batısında bir termik santral kurulmak isteniyor. Hatta Holding bunu yapmak istiyor. Biz de bunda 2009'da beri bu girişimleri sürüyor. Biz de buna karşı 2010'dan beri Bartın platformu olarak mücadele ediyoruz. Birkaç kez iptal ettirdik bu ÇED raporlarını. Kimisini idari olarak iptal ettirdik toplantılarda. Kimisini de mahkeme kararlarıyla
İptal edildik ama onlar geçen yıl tekrar başvurdular, ÇED süreçlerini başlattılar. Ama bu arada kendilerinin üretim izni, pardon, elektrik üretim izninin süresi doldu. Bu arada burada bir kömür sahasını kiralamışlardı Rödovans'ta. Onun için hazırlık süreleri doldu. Yani bunların hiçbirini yeni getirmediler. 15 yıl önce kiraladıkları kömür sahasından daha bir kilogram kömür çıkarmadılar. Halkı çok oyaladıkları halde biz size iş vereceğiz falan demeye. Biz de bunları hep anlatmıştık. İnsanlarımız da bunun bizlere Bartın platformuna güvenerek karşı gelmişti. Ve dediklerimiz bir çıktı ortaya. Şimdi yeni biz onları birçok konuda işte itiraz ettik. Yine mahkemelerimiz devam ediyor birçok konuda. ÇED süreci Ankara'da devam ediyor. Yeni ÇED süreci devam ediyor. Bu arada bunlar çevre düzeni planlarını değiştirmişlerdi. Bu sahaya çevre düzeni planı 100 bin, 25 bin ve binlik planlara bu santrali ekletmişlerdi. Hukuksuz olarak ekletmişlerdi. Biz onları da dava ettik. Bu davalar sürüyor. Ama bu arada bu termik santralde gündeme gelen yani bu kül atık barajı var. Külleri depolayacaklar büyük bir alanlar. Olduğu gibi orman alanı. Yani şu an için 92 hektar olarak geçiyor ama bu büyüyecek. 92 hektar küçük gelmesin. Bunu 920 dönüm 920 bin metrekare olarak da hep böyle veriliyor rakamlar artık. Yani binlerce yüz binlerce ağaç demek bu. Ya bitki demek. Bunlar yok edilecek. Bu Mali Çevre Kurulu'ndan bu alanın işte kül barajı yapılması için izin işte çıktı. Yeni en son gelişme bu. Bunu ama ilginçtir. Devletin bütün bürokratik daireleri olur verdi ama iki kurum olur vermedi. Bunlardan biri Bartın Ticaret ve Sanayi Odası. Yani bu Bartın'da yaşayan ticaret ve sanayiciler. Yani burada buranın insanları dediler hayır biz bunu istemiyoruz dediler. Ve tabii diğeri de Bartın Belediye Başkanlığı. Bu kurulun üyesi olan. Evet. Bartın Belediye Başkanlığı. Baştan beri de bizim platformumuzu yer alan ve eş sözcümüz olan Sayın Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da hayır dedi biz bunu ilimize istemiyoruz. Kaç kere iptal ettik. Yaptırmayacağız ama işin ilginç tarafı buraya gelmiş olan bürokratlar Bartın'da olmayanlar. Ben de Bartınlı değilim ama ben en azından Bartın için çaba harcamaya çalışıyorum. Ama bürokratlar hiçbir şey yokmuş gibi bu imzaları atıyorlar. Yani asıl itiraz noktası bu. Yani siz yarın buradan gideceksiniz. Evet. Ben de gideceğim. Ama burada yaşamak zorunda kalan insanlara bir şey bırakamazsınız. Çünkü Zonguldak'ı gördük. Zonguldak gördüğünüz gibi yani büyükşehir statüsüne girdi. Oradaki termik santral ve madenler nedeniyle. Çünkü oradaki hava kirliliği, işte Eren'e olduğu gibi diğer çatısın, termik santralin hava kirliliği bir şekilde oradaki insanları zaten zayıf hale getirdi. Yani daha hastalanabilir hale getirdiği için COVID-19'dan daha çok etkilendiler. Biz Bartın Amasra'da bu hale düşmek istemiyoruz. Onun için de mücadelemize devam edeceğiz. Evet, peki çok teşekkür ediyorum hocam. Hem verdiğiniz bilgiler için aslında hem bazı zamanımız varsa bir konuyu daha eklemek istiyorum. Bir dakika. Peki hocam, bir dakikamız var. Tamam, bir dakikanız. Bakın 16 Mart 2020 tarihinde hemen bundan bu COVID sürecinde bir yönetmelik çıktı. Bakın nitelikli doğal koruma alanlarının ve sürdürülebilir koruma ve kullanım alanlarının gibi böyle uzun ismi var ama sonuçta bu yönetmelikte bizim hani izin verilmiyor dediğimiz korunan alanlarda da tabiat koruma alanları, milli parklarda da orman dışındaki alanlarda da entegre tesisler ve maden işletmeciliğine izin çıktı. Bakın bu aslında kanunla bile düzenleyemedikleri. Bakın tabiat koruma yasası düzenliyorlardı. Meclisten geçmedi bu. Geçiremediler. Bunu İki kere yönetmelikle geçirmeye çalıştılar. Ekoloji kolektifi bunları dava etti. Danıştay bunu iptal etti. Şimdi yönetmelikle düzenliyorlar. Yani biz ormanları koruyalım derken onlar şu anda bu COVID sürecinde milli parkları, korunan alanları da bu şekilde entegre tesisler, maden işletmelerini açmaya çalışıyorlar. Bu da çok komik. Evet, maalesef hocam. Tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için. Hem mevcut bazı bilgilerle hafızalarımızı tazelemiş olduk hem de önemli noktalara değindiniz. Onlar da iyi oldu hem bizim için hem de izleyicilerimiz için. Tekrar çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, bu hafta Ekolojik Odak'ta Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Erdoğan Atmış'ı ağırladık. Hem dünyada hem de Türkiye'deki mevcut ormansızlaşma faaliyetlerini konuştuk. Neler oluyor, neler bitiyor ve bunun önüne geçmek için neler yapılması lazım. Bunları hatırladık, bu konulara değindik.
Bu hafta da Ekolojik Odak'ın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.